Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı mayıs ayında 1000 soruluk sınav paketini yayınladı. Bugün LGS öğrencilerimizle beraber bu pakette yer alan Denizli sorularını çözeceğiz. Bundan sonraki günlerde de diğer illerin sorularını da çözeceğiz. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler için bu soruların PDF halini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan alıp sizler de çözebilirsiniz. Hemen inkılap tarihi sorularımızın çözümüne başlayalım. Buna göre Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi dikkatli bir şekilde okuyalım. Öncüllü bir soru. Öncüllü sorularda her zaman yaptığımız gibi eleyerek gideceğiz. Eğer yeni izleyenler varsa bu tarz soruları da böyle yapabilirler. Dikkatli takip edelim arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale savunmasında sevk ve idare yeteneğini ortaya koydu. Yeni Zelandalı tarihçi Alan Morahan Morehead bu konuda Mustafa Kemal'in savaş güdümünde gösterdiği şaşırtıcı başarılar takımı bu tarihten sonra başladı. Ne Limon Von ne de başkasının göremediğini o gördü. Gelibolu Yarımadası'na ancak John Bayri ile Koca Çimen'den egemen olunabileceğini o anladı. Müttefik devletler burayı ele geçirselerdi bütün boğaza egemen olurlar ve 20 kilometrelik bir çevreyi istedikleri gibi top ateşini alabilirlerdi. Küçük rütbeli ama dahi bir subay olan Türk subayı olan e, subayının orada bulunması itiraf devletleri için harbin en büyük talihsizliklerinden biri oldu. Sözleri tarihe geçen kayıtlardan sadece biridir. Buna göre Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir? Şimdi zaten üst tarafta Çanakkale savunmasında sevk ve idare, askerlerini nasıl sevk ve idare ettiği ve gerçekten görülmeyen şeyleri gördüğünü Mustafa Kemal'in söylendi. Yani buradan rahatlıkla ben askeri dehasına ulaşabilirim. Birinci öncülümüz şıklarımın arasında olmalı. Çünkü ben ulaşılabilir arıyorum. C şıkkından kurtuldum. D şıkkından kurtuldum. İleri görüşlükle alakalı zaten bakın başkasının görmediğini gördü diyor ve tuttu diyor. Yani şaşırtıcı bir şekilde bunu tutturdu diyor. İleri görüşlükle alakalı burada bilgi vardır. İki olmayanı da silerim varsa eğer yok. Devam ediyorum. Yani 4 kaldı bir tek. Açık sözlükle alakalı burada bir durum yok. İdealistlik. Arkadaşlar idealistlik kafasına koyup bir şeyle ilgili çalışmaktır. Öyle bir durumdan yukarıda bahsetmediği için idealistliği de almıyorum. Buradan 1 ve 2'ye yani A şıkkına ulaşabilirim. İkinci soru. Monros ateşkes anlaşmasının verilen maddelerine göre hangisi söylenebilir? İtiraf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır biliyorsunuz ki 7. madde Anadolu'nun işgaline zemin hazırlayan maddedir. Sınırların korunması ve iç asayişin temini dışında Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir. Ne demek bu? Osmanlı ordusu dağıtılacak. Yani bizi savunmasız bırakmak istemişler. Vilayet-i Sitte adı verilen 6 ilde Erzurum, Van, Sivas, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır herhangi bir karışıklık çıkması durumunda itilaf devletleri bu bölgeleri işgal edebilecek 24. madde. Bu maddenin amacı da doğuda bir Ermeni devleti kurabilmekti. Şimdi bu maddelere bakılarak hangisi söylenebilir diyor. Osmanlı devleti hukuki varlığı bu anlaşma ile resmen son bulmuştur. Monros'ta resmen son bulma yok arkadaşlar. Osmanlı'da resmen son bulma saltanatın kaldırılması ile olmuştur. Osmanlı Devleti üzerindeki planların uygulanması için ortam hazırlanmıştır. Evet üçünden de ben ortak olarak B şıkkına ulaşabilirim. Diğerlerine de bakalım. İtiraf devletleri Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak istemişlerdir. Yani bu maddeleri koyanlar herhalde bizi korumak için gelmediler değil mi? Yani C şıkkına ulaşamam. Osmanlı Devleti'nin askeri gücünden yararlanmak için düzenlenmiştir. Tabii ki hayır askeri gücünü sona erdirmek için böyle bir madde konulmuş böyle maddeler konulmuş D şıkkına da ulaşamam söylenebilir olan B şıkkıdır. Üçüncü soruya geliyoruz. Verilen bilgiler hangi kavram ile daha fazla ilgilidir? Bakın daha fazla diyor. Amasya genelgesinde milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bakın yavaş yavaş ben milli egemenliğe doğru kaymaya başladım. Nereden kaydım? Milli irade diyor. Yapacaksa millet yapacak diyor. Misak-ı Milli'de de Kars, Ardahan, Batum, Arap toprakları ve Batı Trakya'da gerekirse referanduma gidilecek. Referandum ne demek? Halk oylaması demek. Bakın oylama geldi. Milli irade geldi. Burada milletle alakalı şeyler geldi. O zaman ben rahatlıkla bunun ulusal irade olduğunu yani ulusal iradenin de diğer anlamı ulusal egemenliktir. O yüzden değişik olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dördüncü soru. Verilen metinde İstiklal Marşımız ile ilgili hangi sorunun cevabı yer almaz? Bakalım hemen. Mehmet Akif Ankara'ya geldiğinde geldiğin, geldikten sonra Taceddin dergahında kalmıştır. Burası edebi, fikri, tasavvufi sohbetlerin yapıldığı, cephelerdeki durumdan halkın bilgi almak için uğradığı bir mekandır. Akif İstiklal Marşı'nı da bu mekanda yazmıştır. Bakın belki bu çıkabilir. Yani nerede yazdı derse eğer burada yazmıştır. Ve yazarken adeta dünya ile ilişkisini kesmiştir. Kendisi gibi dergahta kalan Hafız Bekir Efendi şöyle anlatır. Üstad bir gece birden uyandı. Kağıt arar. Bulamayınca kalemiyle yatağının yanındaki duvara marşın ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım diye başlayan kıtasını yazar. Ben sabah kalktığında üstadı çakısıyla duvardaki yazısını kazırken gördüm. 10 gün içerisinde tamamlanan şiir 17 Şubat 1921'de sebil Reşat dergisinin ilk sayfasında kahraman ordumuza ithaf edilerek yayınlanır. 12 Mart 1921'de meclis tarafından milli marş olarak kabul edilir. Farklı dillere çevrilerek yurt içinde ve yurt dışında dağıtılır. Mitinglerde, törenlerde halkın manevi ve milli duygularını güçlendirmek için okunur. Orduya ve halka büyük moral olur. Şimdi marşla ilgili hangi sorunun cevabı yer almaz diyor. Bakalım Nerede ve ne zaman yazılmıştır? Bakın İstiklal Marşı nerede yazılmış? Taceddin dergahında. Ne zaman yazılmıştır? Zaten bunu da söylüyor üst tarafta. Bakın 21 diyor 1920. Buna ulaştım. Kim için ve ne amaçla yazılmıştır? Bakın kahraman ordumuza yazılmıştır. Milli duygularımızı güçlendirmek için yazılmıştır. Buna da rahatlıkla ulaşabilirim. İşgal kuvvetleri üzerinde nasıl bir etki yaratmıştır? Şimdi baktığımız zaman işgal kuvvetlerinin nasıl etkilediğiyle ilgili bir bilgi verildi mi üst tarafta? Hayır. Halkımızın duygularına yansıması nasıl olmuştur? Mitinglerde, törenlerde halkın manevi ve milli duygularını güçlendirmek için okunur. Orduya ve halka büyük moral olur. Demek ki buradan da buna ulaşırım. Benim cevabını bulamayacağım C şıkkıdır. Beşinci soruya geliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir hayatının oluşmasında etkili olan kişilerin başında Ziya Gökalp gelmektedir. Ziya Gökalp tek bir düşünce akımını benimsememiştir. Özellikle milliyetçilik düşüncesi üzerine fikirleri olan Mustafa Kemal'i derinden etkilemiştir. Yani Türkçülük alanda. Buradaki milliyetçilik Türkçülük arkadaşlar. Eserlerinde milli kültürün korunmasının ve ülkenin çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarılmasının önemini vurgulamıştır. Buna göre Ziya Kalp'in fikir akımlarından hangilerini benimsemiş olduğu söylenebilir. Burada milliyetçilik diyorsa otomatikman Türkçülük var mıdır? Kesinlikle vardır. O zaman şıklarımın arasında bir olmayanı sildim. C şıkkı ve D şıkkından kurtuldum. Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak dediği için de ben rahatlıkla batıcılığa ulaşabilirim doğru mu? Evet o zaman 1 ve 3'e ulaştım. Geri kalan olmayacağı için cevabım 1 ve 3'tür. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti kendisini korumak için aldığı önlemlerden hangisi doğrudan ekonomik baskılardan kurtulmaya yöneliktir. Evet birçok karar alınıyor ama bize burada neyi soruyor? Doğrudan ekonomik baskıdan kurtulmak için olan hangisidir? Tabii ki biliyorsunuz ki bizi elimizi kolumuzu bağlayan bir olay vardı kapitülasyonlar. Bunu kaldırmak doğrudan ekonomik baskıdan kurtulmaya yöneliktir. Cevabımız D şıkkıdır. Diğerleri siyasi olabilir ya da güvenlik açısından olabilir. O yüzden bir burada ekonomik olan D şıkkıdır. Yedinci soru, verilen metinden yola çıkarak milli cemiyetler ile ilgili hangisine ulaşılamaz? 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile İstanbul Hükümeti teslimiyetçi bir politika izleyerek Anadolu halkını kendi kaderine teslim etmiştir. Bakın burası önemli. Anlaşma sonrası itiraf güçleri vakit kaybetmeden işgallere başladılar. Halk içerisinde bazı gruplar bağımsızlık ve kurtuluş çareleri ararken bazı gruplar ise ülkenin çıkarlarını aleyhine çalışmış ve manda yönetimine sürüklenmesi için çaba sarf etmiştir. Şimdi buradan hangisine ulaşılamaz diyor cemiyetlerle ilgili. Hemen bakalım. Türk halkı Anadolu'nun farklı bölgelerinde işgallere karşı direniş başlatmıştır. Buna rahatlıkla ulaşabilirim. Zaten zaten üst tarafta bakın söylüyor. Halk bazı gruplar kurmuş ve kurtuluş çareleri aramış diyor. Ateşkesin hemen ardından başlayan saldırılara karşı Topyekün mücadele gerçekleşmiştir. Üst tarafta böyle bir bilgi verdi mi? Hayır. Hatta milli mücadele karşıtı olanlar manda yönetimini istedi bile dedi. Yani tobyekün mücadele gerçekleştirseydi herkes bağımsızlık için çalışırdı. Milli cemiyetlere İstanbul hükümet tarafından herhangi bir destek verilmemiştir. Evet, rahatlıkla ulaşabilirim. Çünkü teslim olmuş diyor buradan. İtilaf Devletleri'nin yaptığı işgalleri önlemek amacı ile bölgesel örgütler kurulmuştur. Üst tarafta zaten bundan da bahsetti. Ulaşılamaz olan şıkkımız B seçeneğidir. 8. soruya geliyoruz. Verilen maddeler ile aşağıdaki yorumları eşleştirirsek hangisi dışarıda kalır? Yurt genelinde yapılan seçimlerin ardından toplanan Son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanmıştır milli davaya inanan milletvekilleri felah vatan yani vatanın kurtuluşu adıyla bir grup kurmuştur. Mustafa Kemal'in belirlediği programlar doğrultusunda kabul edilen misak-ı milli kararlarından bazıları şunlardır. Hemen bakalım. Monros Ateşkes Anlaşması imzalandığında elde kalan Türk toprakları ayrılmaz bir bütündür. Tamamdır. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Yani kapitülasyonların kaldırılacağından bahsediyor. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması koşuluyla kabul edilecektir. Burada da eşitlikten bahsediyor. Şimdi eşleştirelim. Burada eşitlikten bahsediyor dedim değil mi? Bakın uluslararası eşitliğe uygun davranmıştır. Demek ki C şıkkını buradaki ile eşleştirdim. Şimdi milli sınırların koruma altına alınması gerektiğinden bahsediyor. Buradaki birinci maddeden yani buradaki topraklardan bahsediyor. Sınırlarımızı korumasından bahsediyor. D'yi de buradaki ile eşleştirdim. Egemen ve bağımsız devlet anlayışı benimsenmiştir. Eğer bu üçü de zaten egemen ve bağımsız devletle alakalı da ikinci öncül bununla alakalı tam olarak e, oturuyor. Yani A şıkkıyla da buradaki ikiyi eşleştiririm. Ama burada ulusal egemenlik büyük oranda hayata geçirilmiştir diyor. Ulusal egemenlik neydi? Halkın yönetime katılmasıydı. Sen bağımsızlığını sağlamadan yani ulusal bağımsızlığı sağlamadan ulusal egemenliği gerçekleştirebilir misin? Hayır. O zaman dışarıda kalan B şıkkıdır. 9. soru. Sakarya Zaferi'nin sonuçlarından bazıları şunlardır demiş. Verilen sonuçlardan hangileri Sakarya Zaferi'nin uluslararası alandaki diplomatik sonuçlarına örnektir? Arkadaşlar eğer uluslararası diyorsa başka ülkelerle bizi, bizi ilgilendirecek. Yani sadece bizle alakalı olanlar ulusaldır. Başka ülkelerle birlikte bizi ilgilendirenler uluslararasıdır. Şimdi hemen sizlerle beraber bakalım. TBMM tarafından Mustafa Kemal'e gazilik ve mareşallık yürütmesi verilmesi. Bu sadece benim ülkemde olacağı için bu ulusaldır. O zaman bunu alamam. Bir olanı siliyorum. Bakın olanı siliyorum. A gitti B gitti. Çünkü buna ulaşamam. Fransa ile Ankara anlaşması TBMM hükümetini ve misak-ı ilk ülke oldu. Bakın Fransa ile TBMM arasında. Demek ki bizimle başka ülke arasında uluslararası. O zaman ikinci öncülüğümüzü alacağız. İki olmayan varsa onu da siliyorum. D şıkkı da gitti. Zaten şu ikisini silmiştim. Cevabımız o zaman 2 ve 4. O zaman şuna da bakalım. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Anlaşması. Kafkas Cumhuriyetleri kimler? Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve bizim aramızda. Bakın birden fazla devlet yani uluslararası 4'e de ulaşırım. Cevabımız 2 4'ün olduğu C şıkkıdır. Geliyoruz Denizli'nin son sorusuna. Büyük taarruz e Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanınca itiraf devletlerinin çağrısı üzerine 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkesi Anlaşması imzalanmıştır. Ateşkesin önemli maddeleri şunlardır. Anlaşma 3 gün içerisinde yürürlüğe girecek ve Türk-Yunan çarpışması sona erecektir. Demek ki milli mücadelenin silahlı safhası bitti. Bu maddeyle bunu anlıyorum. Yunanistan Doğu Trakya'yı 15 gün içinde boşaltacak ve bu bölge itiraf devletleri vasıtasıyla 30 günlük süre içerisinde Türk ordusuna devredilecek. Bakın çok önemli bir gelişmedir. Doğu Trakya'yı biz almışız. TBMM'nin Doğu Trakya'daki askeri gücü barış anlaşması imzalanana kadar 8000'i geçmeyecektir. İstanbul ve Boğazlar çevresi TBMM'ye bırakılacaktır. Çok önemli. Osmanlı Devleti'nin yok sayıldığını bu bize gösterir. İstanbul'da çünkü o dönemde padişah hala bulunuyor. Ve Boğazlar ve çevresi de bize bırakılmış TBMM'ye. Şimdi buradan hangisi söylenemez diyor barış ortamı yasal olarak kesinleşinceye kadar bazı askeri sınırlamalar getirilmiştir. Bakın tam olarak şu maddeyle ben A şıkkına ulaşıyorum. Milli mücadelenin silahlı aşaması sona ermiş. Diplomasi aşaması başlamıştır. Bunu zaten en başta söylemiştim. Birinciyle de buna ulaşıyorum. Yunanistan işgal etmiş olduğu bütün bölgelerden çekilmeyi kabul etmiştir. Öyle bir bilgi verdi mi? Yani Yunanistan Anadolu'daki işgaldeki her topraktan çekilecek dedi mi? Hayır. İstanbul ve Boğazların TBMM'ye teslim edilmesi ile Osmanlı Devleti yok sayıldı. Ben son cümlede bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Demek ki D'ye de ulaştım. Söylenemez olan C şıkkıdır. Zaten biliyorsunuz ki siz kesinlik bildiren cümle %99 yanlıştır. Bakın bütün bölgelerden çekildi diyor. Bütün bölgeler demek kesinlik bildirir. Söylenemez olan C şıkkıdır. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Denizli sorularını çözdük. Bundan sonra da diğer illerin sorularının çözümüne devam edeceğiz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.